ucuzluk. Her şey ucuz, bedava. Nasıl fiyatlar? Uygun. Uygun. Yani çok da farklı değil aslında marketlerden ama uygun genel olarak. Enflasyon Kasım ayında beklentilerin altında kaldı. %0,81 artış beklenen tüketici fiyat endeksi aylık %0,52 arttı. Yıllık enflasyon da %7'ye geriledi. Abi kestene şimdi. Yurt içi üretici fiyat endeksindeki aylık artışsa %2 oldu. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında %6,41 olarak gerçekleşti. Fiyatı en çok artanlara gelince. Ne sebze ne de meyve. Kasım ayı enflasyonu bu kez tezgahları değil, Milli Piyango bayilerini vurdu. Umudu sayısal lotoda arayanlar geçtiğimiz ay %50 daha fazla ödedi. 8 lirayken 12 lira oldu bunun tam kuponu. 1,5 oldu, ne oldu? Sayı düştü. Oynadığımız sayı düştü. Otomatikmen de ya, şansımızı yarı yarıya böldük dedim. Ufak tefek vurduklarını duydum, gördüm. Ama öyle bir büyük ikramiye alanı görmedim. Her hafta oynadığımda vallahi 3 biliyorum. Verdim parayı, kurtarıyorum valla. Fiyat artışında Kasım ayı içinde sayısal lotoyu erkek kabanıyla kadın çizmesi izledi. Dolara inat. Pazardaysa fiyatlar yüz güldürüyor. Fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu. Karnabahar tezgahları ilk çıktığında 7 liradan satılıyordu. Şimdilerde ise 2,5 lira. Karnabaharın kıymalı yemeğini veya fırında beşamel soslu karnabahar yemeğini yaparım daha çok. Her şey düz abi. Limonla salatalıkta fiyatı düşen ürünler arasında. 1 kilo 2 lira. Bundan 10 kişi ekmek yiyor. Ya bolluk olunca tabii ki fiyatlar düşüyor.